Hepinize selam dostlar, ben Ta. Bugün Top Lane'de Vayne oynayacağız. Üzgünüm arkadaşlar. TR sunucusunda bir hafta boyunca Top Lane Vayne göreceksiniz ve bu benim hatam. Karşımızda Mundo, Platinello'dayız. Girdiğimi ve şahat zilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Çok eğlenceli bir maç olacak çünkü tanklara karşı Vayne oynamayı çok seviyorum. Aa, ne oluyor? Sanırım ben Vayne aldığım için eleman buraya geçti. İşte böyle korku salıyoruz arkadaşlar. Bakın günün ilk oyunu. Bir yandan hastayım. Rakibim otomatikman lane değiştiriyor korkusundan. Ne yapayım, ben de gideyim 2 ve 2 mi atalım orada? W'muzu açtık. Son hız kulesine vuracağım. Bu arada rünlerden bir bahsedeyim. Buradan can kasacağız. Birazcık late game'de tank olmam gerekiyor. Kemik zırh ani hasar yememek için pratik zeka çok mana bitiriyorum ben o yüzden. Siz isterseniz başka bir şey alabilirsiniz. Bu saldırı hızı, saldırı edamda zaten Vayne'in bence en iyi ürünü. Video çekeceğiz ya, içine ediyorsunuz ha. Zaten bugün tüm insanlar bana toksiklik yaptı, yeter. Yok abi, bu lane çok sıkıcı, ben mid lane'e geçeceğim. Bence buradan bir skor daha çıkar. Arkadaşlar dün bir arkadaşımla AVM'deyiz. Ona kulaklık bakmaya gidiyoruz hani. Ona yardımcı olmak için yanında gidiyorum. Kulaklığı alırken orada cüzdanını unutuyor. İçinde kartları, parası falan, kimliği. Neyse bugün beni aradı. Aradan bir gün geçmiş, yeni fark ediyor olayı. Ben de yardımcı olmak için direkt MediaMarkt'ı aradım hani. Böyle bir durum var. Yardımcı olur musunuz? İşte tekrardan AVM'ye gidecek herhalde. Yanında geleyim hani, yardımcı olurum belki falan diye düşündüm. Aramızda geçen saçma diyaloğa bakın bak. Yaptığı toksikliği izleyin. Benim evim birazcık uzak kalıyordu yani. Bir tane Starbucks seçtik orada buluşalım diye. Oranın yanında da bir tane Burger King var. Gayet yani ben orayı her zaman Burger King'le tarif ediyorum ve Real'e giden yol. Hani AVM'ye giden yolda. Bunu kendisine söylüyorum hani. O Starbucks mı diyorum, oraya mı geleyim diyorum. Yani arada bir iletişim kopukluğu var. Böyle bir durumda ama yani bir de çok yeni tanıştığım bir insan. Severdim de kendisini. Bu olaydan sonra çok seveceğimi sanmıyorum da. Bir anda Türkçen zayıf falan filan yazmaya başladı abi. Ben sana böyle bir yaklaşımda bulunuyor muyum da sen bana bunu yapıyorsun değil mi? Çok saçma. Ben de dedim ki kendin hallet o zaman, benim işim var. Orada gerçekten de akşam işim vardı. Ona da böyle iptal etmek istiyordum ama hiçbir insan için bir şey iptal etmeyin bence yani. İşiniz varsa halledin. Bilmiyorum, yardımseverlik hiçbir zaman işe yaramıyor ve bırakamıyorum da ama yani. İyi olmaya devam etmeye çalışıyorum. Olmuyor kardeşim. Bugün onun haricinde ayrı bir olay yüzünden de toksiklendim. Bullyleniyorum arkadaşlar, yardımcı olun bana. Hani olay yaşanırken çok takmıyorum ama olayın sonrasında gelen o aftermath, böyle yüzleşme, kendinle kalıyorsun ya. O arada nedense bir düşünceler basıyor seni. Bu arada bu oyunun arkasına bir maçla atacağım. Sadece bu maçla kalmayacak. Base atalım, aksiyona gidelim ya. Buradan bunu, buradan bunu. İlerleyelim. Oo, helal lan Rush'un. Aleti bastım. Güzel çalıyoruz ya. Arkadaşlar adamlar oyunu sıkıcı yaparsa ben de böyle sizi eğlendiririm. Şunu bu kostüm bayağı iyi lan. Sonu bir kez. Tamam, bu ilginçti, evet. Asist aldık en azından. Oğlum hassasla konuşamıyorum da. Tekrardan geldik. Doktor Mundo'yu avlayabilecek miyiz? Bir de emot falan atıyor böyle, gülüyor falan ya, dengelak. Tamam şimdi arkadaşlar, yaşınız büyük küçük olabilir, fark etmeksizin. Sizin insanlara yardımcı olmakla alakalı bana verebileceğiniz bir bilgi var mı? Yorumu yazsanıza. Geldim, kuleyi alacağım. Oyundaki de ilk kule. Fazla basit bir oyun oluyor ama atmak zorundayım arkadaşlar. Son kez söyleyeceğim bunu da, umarım kızmazsınız. Yine eğlenceli sahneler oluyor ama bak. Olmasa atmam zaten yani. Çok kalitesiz bir video olursa atmıyorum. Buradan 5 altın. Buraya bir ping. Lee Sin totem atlayıp flash atacak. Lan bu ne? Deli ya. Winzo çekelim. Bir saldırız da alalım. Bu arada tam param yetiyor diyor, Winzo çektim. Bence ilk eşya kesinlikle mahvolmuşu alın. Ve Vayne'e de 10 hit build yapın, gidip kritik build yapmayın. Güzel olmuyor. Bu haleti var mıdır? Tam şuradayken görünmezliğe gireceğim.
Lan ilginç bir şekilde altın vermeye devam ediyor. Neyse hoşuma gider, bedavadan LP'mi alıyorum. Hızlıcım birazcık yamuldun sanki. Saldırıya devam, hemen açılıyor mu mesela Guinzo'yla? Bunu denemedim. Çok sarıyorsa böyle muhabbetler bu arada yoruma yazın, devam ettiririm. Ama bazıları hoşlanmıyor. Bazıları sadece LoL izlemek istiyor. Ama ben sizi de böyle hayatıma katmak istiyorum bir yerlere hani. Eskilik atmama tuşu eşittir win. Yazdı şeye bak, adam bilerek kuleyi falan salıyor. Vay senin. Keşke okuyabilsek ya, YouTube'un kuralları var. Okuyamıyoruz, üzgünüm. Beni küfretmeyen biri olarak sanmayın, ben normal hayatımda kullanıyorum. Tabi yerinde, her zaman değil. Arkadaşlar aranızda yurt dışında yaşayıp ev arkadaşı arayan var mı? Hadi bakalım, günün sorusu bir daha geldi. Kendi evi olursa daha iyi olur. Şimdi burada şöyle bir atlayacağız. Canavar ya, baksana da farm aldırmıyorlar. Büyüyü alırım ama. Arkadaşlar bu arada ben sağ tık x sol tık kullanıyorum böyle. X sol tık x sol tık x sol tık sağ tık x sol tık. Buradan buna da gireceğiz. Hafif attılar. Hadi gelin ikinci maça geçelim. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Yani bence like atarsanız kanal önerilir ve ben de mutlu olurum, siz de mutlu olursunuz. Hasar tablosundayız. Vayne ile Sart kazandık. 9-1-2, 11k daha. 9300 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 13.000 ile koskocam bir ökteleni bir güzel diktik. Arkadaşlar yemek yiyenlere afiyet olsun, görüyorum sizi. İkinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Hepinize selam dostlar, ben Ta. Bugün top lane'de Ezreal oynayacağız. Ezreal nasıl oynanır? Komboları nasıl yapılır? Erkenden oyunu nasıl kazanırsınız? Hepsini anlatacağım. Girdiğim ve şahat zilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Bura oluyor. Hazırsanız başlayalım. Bayağıdır Pusefire Ezreal ile oynamıyorum. Kostüm varlığını bile unutmuş. Bak Q'yu açtık, elimizde bir animasyon çıktı, onu gördünüz mü? Zamanında bu kostüm bayağı iyiydi. Bak minyon öldürünce alttan efekt çıkıyor. Çok Malphite'e yaklaşmayacağız. Gelip Q atmayı deneyecektir. Tanrıçan'ı gözyaşı aldım, üzerine teleportumuz var. Yani oyun boyu sürekli gelişeceğiz. Uzaktan bir Q'yu koyduk. Öyle atladım bir daha. Bak bu Malphite'in içinden geçeceğiz. Build olarak ne yapsak acaba? İlk kesinlikle Muravana'yı bitireceğiz zaten. Aa, yetenekleri bilmiyorsanız Q'muz mistik atış, böyle atıyorsun. Rakibe fiziksel hasar veriyor. W kulelere de çarpabiliyor, rakibe de işaretliyorsun, ekstradan hasar veriyorsun. Aynı zamanda Q atınca diğer yeteneklerin bekleme süresi azalıyor. Bak gördüğünüz gibi bir de W E kombosu var. Otomatik rakibe çarptırıyorsun. Kuleden hasar yememeyi deniyorum da. Yok abi, biz bu adamı nasıl öldüreceğiz ki? Çok geride oynuyor ya. Bir de şimdi teleport falan basar. Viego geldi. Hızlıdan bir base atalım arkadaşlar, yapabileceğim bir şey yok. Sadece farmlıyoruz. İlk eşya Muramana'yı da aşlayacağım ya. Çok güzel oluyor çünkü. 1400 gold lazım. Bak şimdi level atlayacağız, animasyonu görün. Aa, cana bak. Attık ultiyi ama yürü... Abi yürüdü ya. Birazcık daha sabırlı olmanız lazım tabii. Ama yine de ultinizi atmaktan korkmayın. Malphite de alt oldu. Bir anda kafamız atlayabilir. Bence bu eleman bize şunu yapacak. Viego geldiğinde ulti koyacak. Ezreal da Malphite'i güzel counterlayan bir karakter. Çünkü üzerinize doğru koşarken ona bir anda Q atabiliyorsunuz. Üzerinize koşamıyor. Gördüğünüz gibi mahvettik. Yaşanmadıysam ve tepki gösterebilirsem ultisini de ojiyeceğim. Yok
yok abi. Benim adım Heather Anding Ambuder. Mana bu ne bitti. İlerliyorsun. Sonraki alacağımız eşya muhtemelen Üşü Kuvveti olacak. Üşü Kuvveti aldık. Naori olabilir. Sonrasında bir Serial da çekeriz. Bakın arkadaşlar, Ezreal oynarken oyun başına çok skor alınmıyor. Ya en azından top lane'de deniyorsanız. Karakterin Kassadin gibi bir şey olduğunu düşünün. Geç oyunda güçleniyor. Oo, bayağı hızlı kule alıyoruz ha. Bak W koydun. Yona Q at, saldırısı gelsin. Bu arada pasifi anlatmadım. Pasiften de saldırısı kazanıyorsun. Yetenek kullandıkça. Lan niye bana vuruyorsun ya? Level atladı. Böyle de şanssızım işte ya. Bir base daha atalım. Atmak zorundayız. 4-3-1-4 bot lane'imiz 5-7 oynuyor. Bu eleman iyi, bu eleman da iyi gibi. Geldim, bunu çektin. Bir tane ayakkabı al. Uzak görüş al, ilerle. Bak şu an bize ne lazım sayıyorum. Üçlü kuvvet lazım. Aslında üçlü kuvvet değil de şunu alsak nasıl olur? Ama %10 diyor. Bunu birazcık nerflemişler. Tamam, üçlü kuvvet çekelim de major olalım biraz. Navori, sonrasında Seril daha. 4 eşya olduk değil mi? Ayakkabı 5. Altıncı eşyada can çalma olması lazım. Hani belki ultiyle bir şeyler alırım diyeceğim de yok abi ya. Şurada base atıyor. Ölmedi abi, şaka gibi. Tamam, bugün şanssızlık günümüzdeyiz. Sana öyle de değildi ya, şanslıyım. Şimdi ağzımla bunu söylersen daha da şanssız olacağım. Teleport koyduk. Selam, Vayne'cim 5-3 oynuyor. Ama ben 10 levelim şu an. Ama çıkman lazım. Güzel. Bir canı kaldı. O da öldü. Arkadaşlar ufaktan oyuna başladık ya, baksana 9-4-5 oynuyormuş adam, beni fark ettim. Üşü kuvveti bitirdik. Ufaktan mana mu ne de bitiyor, oradan ekstradan AD kazanacağız. Şimdi Navori, Serilda ayakkabı, can çalma eşyası. Ya da zırt delme falan. Gerçi Serilda zaten zırt delme veriyor. Tahsiller falan alsam nasıl olur? Üf, vurdum hasara bak. Bir canları var. Lan base atmıyorlar ama. Hadi ulti. Şaka gibi. Hayır ya. Ha bu Malphite niye bu kadar şanslı? Biri bana söyleyebilir mi? Şöyle boşluğa Q atıyorum ki pırıltı etkisi gelsin. Bir de atlayalım. Yine fightlıyorlar. Kassadin gibi çağır dedim ya size. Geç oyunda çok güçleneceğim. Şöyle ulti attım. Flash'ını aldık. Jinx roketi üzerine bir de. Yok artık.
O neydi öyle? Geliyorum. ...8-17 bot lane'le mükemmel bir oyundayız. Hala videoya like atmazsan like atarak destekleyebilirsin. Hoşuna gitmezse dislike at. 3000 like'ta Vayne ve Ezreal'ın devamı gelecek. Böyle bir ultiye. Ne yapıyor böyle? Bizimkilerin arkada seyirci modundan girmesi peki. Fizz ultiyi kaçırdı, Seju da kaçırdı. Neyse, öldürün bunu. Güzel. Hocam adam sürekli can basıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Of, başlayacağım böyle oyuna. Bu yüzden adeta oynamayı sevmiyorum. Arkadaşlar yok, bu takımda inanılmaz zor olacak. Bak 13 defa ölmüşler, bunlar 21 defa ölmüş. Güzel oynadık buraya. Bana lazım olan şey ayakkabıymış. Gel abim. Sadece bir 70 altın lazım. Böyle bir salladım. Güzel. Abo beni görürse ulti koyacak. Sanırım orayı aldı. Artık takımımızda birinde ağır yara var ya, şükürler olsun. Teleport atalım. Çok iyi dojluyor ya. Hayvan ol hayvan. Allah. Ya ben çok kötüyüm bugün. Kusura bakma, hastayım. Oyunun sonuna geliyoruz ama. Can çalma lazım. Üf, Jinx'e bak. Ona vurması gerektiğini yeni anladı. Rakip takım Baron'a doğru ilerliyor. Biz de gidelim. Yok. Aldı. Ama bu fight'ı güzel oynadık, toparladım. Arkadaşlar ufaktan maçın sonuna geliyoruz. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Daha güzel ve Ezreal maçı çıkarmak isterdim ama gerçekten takım çok fazla öldüğü için adamlar çok benden daha hızlı kasıldı ve bu kadar oldu. 16 levelimizde böyle oluyor. Böyle 50 altınımızı alalım.
Bugün ADC'lerle top lane'i mahvettik. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Ezreal ile Les kazandık. 11-5, 13, 15.000 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde bak. Ama arkadaşlar ne kadar kötü oynasam da bak. Kötü oynadığımı söylüyorum ben. Çünkü gözümle görüyorum, sizler de izliyorsunuz. Oyundaki en yüksek altın bizde. KDA'mız çok iyi. Hasar tablosuna geldiğimizde de 39.000 ile koskocam bir yükselenini bir güzel diktik. Oyundaki en yüksek hasar bizde. Bak en kötü maçımız böyle yani. Size öğretmeye çalıştığım şey bu. 25 defa ölen bot lane. Bu ikisi 15 defa ölmüş. Yine diyeceksiniz ölenleri söylüyorsun tabi. Niye söyleyeyim kardeşim? Feedleyen takıma gelmişim. Ama uzatmayacağım, hastayım. Kendinize mükemmel bakın. Mükemmel bir gün geçirin. Şöyle size bir kalp. Yemek yiyenler afiyet olsun. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.